Antalya dediğiniz zaman arkeoloji dedik. Biliyorsunuz bir kültür yolu, kültürel miras koridoru oluşturma kararı almıştık biz Antalya ile ilgili. Aslı hedefimiz neydi biliyorsunuz turizmde? Hem turizmi 12'ye yaymak hem de ürün çeşitliliği sağlamak. Bu ikisini başardığınız zaman nitelikli turiste daha fazla hitap ediyorsunuz. Sektörün kalıcı bir şekilde personel istihdamını sağlıyorsunuz. Ve turizm gelirlerinizi başta kişi başı gecelik gelir olmak üzere toplam turizm gelirinizde ciddi artışlar sağlamış oluyorsunuz. Bu koridor nasıl başlıyor? Mesela Alanya'da Siyatra'dan başlayan bir koridor. Sonrasında Alanya Kalesi ve Side Antik Kenti'nde geçerek devam ediyorsunuz. Perge'ye, Fasilis'e, Olimpos'a kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Bu hat üzerinde bakanlığımız tarafından yönetilen 19 kazı noktası var. Veren yeri ve kazı noktası var. Bunların 14 tanesi şu ana kadar 12 aylık kazı başkanlığı programına dahil edildi. Şimdi kalan 5 tanesiyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bunları da 12 aylık kazı programına dahil edeceğiz. Burada özellikle geçen seneden itibaren çok ciddi bütçe aktarımlarına başladık. İlk biliyorsunuz 2019'da Patara yılı ilan edilmişti Türkiye'de. Patara yılıyla birlikte ilk denemeyi Patara'da yapmıştık. Orada kazı dışında, yani kazı alanlarında iki önemli nokta vardır. Bir, kazıp bulmak, yani kurtarmak diyoruz, keşfetmek diyoruz. Sonra bu kurtardığınız, keşfettiklerinizin ayağa kaldırılması lazım. Yani restorasyon aşaması oluyor. Önce kazıyoruz, kurtarıyoruz, sonra ayağa kaldırıyoruz, restore ediyoruz, sonra da korunma ve tanıtım üçüncü aşamasına geliyor. Şimdi biz kazdıklarımız belli, kazı yerlerimiz belli. Öncelikle kazı bütçelerini arttırdık. Geçen seneden itibaren de, ki 3 sene önce Pataya ile başlamıştık, çok ciddi restorasyon bütçeleri aktarmaya başladık. Bu restorasyon bütçeleriyle birlikte ayağa kaldırma sürecini şu anda gerçekleştiriyoruz. Ve kültür yolu festivalleriyle de etkinliklerle birleştirerek, kültür sanat etkinlikleri birleştirerek bunun tanıtım bacağını tamamlayacağız. Yani üç bacaklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Aslında bu şu anda gerçekleştirdiğimiz kültür yolu festivali de bunun üçüncü bacağı. Yani bu ören yerlerinizin, arkeolojik değerlerinizin, kültür sanat noktalarınızın, tescilli yapılarınızın tanıtımı ile ilgili son aşamayı da gerçekleştiriyoruz. Mesela bazı rakamlar da vermek istiyorum. 14 noktada, 12 aylık kazı programının alınan 14 noktada geçen sene şu ana kadar, 2023 için konuşuyorum, 115 milyonluk bir finansman desteği sağlandı. Yıl son çeyrekte de 150 milyonluk bir bütçe daha planladık kazı ile ilgili. O bütçenin aktarımına başlandı bu ay itibarıyla. Bu sadece kazı için. Restorasyonla birleştirdiğiniz zaman 2024 yılında kazı artı restorasyona 400 milyonluk bir bütçe ayrılmış oldu 2023 yılında. Önümüzdeki sene minimum 600 milyon lira bir bütçe planlandı. Minimum diyorum, kazı başkanlıkları projelerini yapmaya devam ediyorlar ve biz kazı başkanlıklarımıza herhangi bir kısıtlama, sınırlama koymuyoruz arkadaşlar. Yani siz getirin, projeleri biz bir şekilde finanse edeceğiz, kaynağını yaratacağız. Siz yeter ki projelendirin. Tabii bu inşaat gibi değil. Kültürel, arkeolojik kazı ve restorasyon işi vakit alan, süreç alan, proje gerektiren işler. Kazı başkanlıklarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar ama hızlı bir şekilde bunları ayağa kaldıracağız. Ben bugün de mesela yarın olsun bütün bir hafta burada ağırlıklı olarak Antalya'da olacağım. Ören yerleriyle ilgili, kazı noktalarımızla ilgili hocalarımızla birlikte tespitlerde, denetimlerde de bulunacağım. İnşallah onların da hazırlayacağı projelerle birlikte bu süreci daha da hızlandırarak devam edeceğiz. Tabii bu sadece ören yerlerinin üst yapıların yapılmasıyla olmuyor. Altyapıların da yapılması lazım. Sizin görmediğiniz başka yatırımlarımız da var Antalya ile ilgili. Antalya biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için en gözde şehirlerden biri. Çünkü kendisi çok hassasiyetle takip ediyor buradaki gelişmeleri ve yatırımları. Bu bağlamda biz belediyelerimizin yapamadıkları, yetişemedikleri noktalarda ki arıtma altyapılarını 2019'dan çıkardığımız bir kanunla birlikte devralmaya başladık. İlk etapta da biliyorsunuz Belek Serik arıtma ünitelerini devralmıştık. Bugünün rakamları yaklaşık 1.2 milyarlık bir yatırım. O süreci geçen sene hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete aldık. Yine Antalya Belediyesi'nden Kemer arıtma altyapısını devraldık. Kemer arıtma altyapısında da hem kanalizasyon hem arıtma süreçlerini hızlı bir şekilde
tamamlıyoruz. İnşallah 2024 yaz sezonundan önce bu altyapıları da tamamlayıp hizmete alacağız. Bütün bu arıtma altyapıların, bak bunlar aslında bizim sorumluluğumuzda değil, büyükşehir belediyelerinin sorumlulukları içinde. Ama büyükşehir belediyelerinin yapmadıkları noktalarda biz vakit kaybedemiyoruz. Çünkü mavi bayrak riskiniz var. Mavi bayraklarınızı korumak istiyorsanız bu arıtma altyapılarının hızlı bir şekilde gereğini yapmanız gerekiyor. Aşamalı bir şekilde bundan sonra da ihtiyaç duyulan noktalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediyelerin yapmadığı noktalarda arıtma altyapılarını protokolle devralmaya devam edeceğiz. Sezon öncesinde ihtiyaç duyulan tarihlerde hizmete almaya devam edeceğiz. İnşallah Kemer'de yaklaşık bugünün rakamlarıyla 1.3 milyarlık bir yatırım. Onu da Nisan ayına kadar hizmete alıp süreci tamamlamış olacağız. Bu yatırımların tamamını finansmanı en başından sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanmaktı. Ya işte devlet formülüyle devralıyor. Bütün finansmanı bakanlık tarafından, inşaat süreçleri bakanlık tarafından yönetiliyor. Sonra işletilerek sektörün hizmetine, bölgenin hizmetine sunulmuş.